Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istediğim iki konu var. Dün internette geziyordum. Sosyal medyada iki şey ilgimi çekti. Bunları ben sizlere iki video şeklinde paylaşayım dedim. Birisi arkadaşlar tutmuş Rusya'daki Kanada kurduğuyla Türkiye'deki bizim aslanlarımıza meydan okuyor. Arkadaşı söylediklerini fazla tasvip etmedim. Etmeyişimin nedeni arkadaşlar gavur memleketindeki yani yabancı ülkedeki kurtla gelip de bizim Anadolu aslanını meydan okumak bence yakışmaz. Yani arkadaşa yakıştırmadım. Şimdi arkadaşım eğer inşallah beni dinler tabi. Beni dinliyorsa ben diyorum ki senin alfa kurt dediğin Kanada kurt dediğini gavur memleketinden getiriyorsun. Sonra ben buradan herhangi bir köpeğe çözüyorum. Koyuna salıyorum. Koyuna salacağım. Eğer ki sen bir metreden bahsediyorsun, benim koynuma 100 metre yaklaşsın, senin o Kanada kurdun, sen bir meblağ belirlemişsin orada, meblağın tam iki mislini ben sana vereceğim arkadaşım. O zaman derler ya, el mi yaman, biz mi yaman? Anadolu aslanı mı, gavur alfası mı bakacağız? O alfaysa biz de betayız. Kardeşim bunu bil. Ha, ben bunları reklam olsun diye konuşmuyorum. Ben kendi itimi bilirim. Benim bu çevre değil yani Türkiye'de çok kişi de tanır. Ve köpeklerin soylarını iyi bilirim. Ama benim zoruma giden şu soy bu soy demiyorum. Neticede Kangalı, Malaklısı, Akbaşı bizim aslanlarımıza söylediğin şeyler güzel şeyler değil. Eğer ki sen TC vatandaşı olarak dışarıdan gelen bir kurtla bize meydan okuyorsan yani diyecek lafım yok sana. Bu konu benim biraz canımı sıktığı için ben bunu meydan okuma kabul ediyorsa meydan okuyorum. Yani istersen kendi belirleyebilir. Benim şeyime ilan enikler hariç yetiştiğim köpeklerimden aslan çekebilirsin şeyler önemli. Köpeklerin şeyi önemli değil. A olması, B olması demiyorum ben. Ben diyorum ki benim beslediğim ırkların kurda çökmesin, senin o alfa kurduna çökmesin. Ben senin belirlediğin paranın tam iki mislisini vereceğim arkadaşım. Ben bunu açık ve net söyledim ha. Sen demişsin bir metre yaklaşsın. Ben diyorum ki ben sürüye salacağım. Benim koyun sürüme 100 metre senin alfa kurdunu yaklaştırsınlar. Ben sana belirlediğin tam iki mislisini vereceğim. Ha, sen ağızlık demişsin. Ağızlık takacak. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler bilir de. Kurda köpek nasıl yaklaşmaz? Köpekler çok gittiği zaman 2-3 tane direkt basarlar. Ama tek köpek gittiği zaman kurt sırtarır. Sırtardığı zaman yaklaşmaz it. Sen burnuna burunluk takacakmışsın. Artık senin kurdunun başına ne gelir? Onu da Allah bilir yani. Diyeceğim bu arkadaşım. Her zaman sana açığım. Ne zaman dersen. Ama dediğim gibi. Benim sürüme yaklaştırmayacaklar. Ben getirip de bir beton bloğun arkasında senin kurduna köpek götürsem bunun tabiatında olan liderlik var bunda. Sürü koruma, alan koruma. Bunu yapabiliyorsa demektir ki bu görevini yapıyordur. Ki özellikle kurtçuluk benim köpeklerimde var. Şey yaparken benim mesela bu Poyraz arkadaşlar. Biraz yaklaşırsan aslan. Poyraz emin ol arkadaşım. İsmini de bilmiyorum. Emin ol Poyraz senin kurduna pasaport sormayacak. Sen nerelisin sormayacak. Gidecek basacak. Ben buna eminim. Arkadaşlar bu arkadaş da alınmasın ama biraz saçma şeyler söylemiş.
Bizim Anadolu As, ben bakın. Bunda Poyraz'da safkan mı demiyorum. Malaklı olabilir. Ama Anadolu aslanı. He. Kanında kurtçuluk var mıdır? Var. Şimdi Poyraz'ı çekiyoruz değil mi? Yeni değil de. Önemli olan Poyraz'ı çekmek. Bunda kurtçuluk var mı? Var. Kurt yakalamışlıkları var mı bu soylarda? Var. Benim bildiğim, benim gördüğüm bu. Zaten kurda çökmeyecek köpek. Emin olun ki buraya bağlamam. Ben soya özellikle soy diyorum, soy diyorum, devamlı bastırıyorum. Benim köpeklerimde şekil kesinlikle aramayın. Gösteriş köpeği değil benimkiler. Benimkiler sağlam mark. Biraz kızdım da arkadaşlar, kusura bakmayın size. Ama bunu bilen bilir tabii. Beni tanıyanlar bilir nasıl bir köpek yetiştirdiğimi. Şey derler, şu soy bu soy. Ben de diyorum ki, ha benim soylar burada basar diyorum arkadaşlar. O konuda, o konuyu kapatalım arkadaşlar. O konu hakkında diyeceklerim bunlar. Ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle ben hazırım. Dediğim gibi şey, burada buraya getirir amenna. Ama benim özellikle kangallarımın, köpeklerimin sürüde, yani şu Türkiye sürüde görmesini isterim. Sürüde apayrıdır benim köpekler. Değil mi? Ne oğlum? Benim yaşlı buldum. Benimkiler artık beta diyeceğim. Asla. Aşma değil, beta. Beta aslanlar. Arkadaşlar şöyle bir ufaktan bir gezelim. Yani, bugün gene gel. Hadi be. Hadi be. Gel oğlum. Gel. Gel. Bu nasıl basmak? Bunlar işte arkadaşlar, siz zincirde görüyorsunuz. Keşke öyle imkanım olup da, tabii imkanlar doğrusu onları da inşallah göstereceğim. Sürüde. Bu hayvanları size sürüde ne yaptıklarını göstereceğim size arkadaşlar. Bravo. Arkadaşlar bende videolar var ama yani benim köpeklerimin ölü kurda araba çarpmış, ona çöküşleri falan, o şekilde bu şey videolarım var. Onları da sizinle paylaşırım. Ne yapıyorlar, nasıl tepkilerini görürsünüz sadece. Dediğim gibi arkadaşlar, ne pasaport sorarlar, ne alfasın betasın diye sorarlar. Direkt çökerler. Yani görüyorsunuz mesela. Bunları ben bir davarda ta yani düşünemiyorum arkadaşlar. Lan lan! Yah 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 yah! Haydi ölüme! Bunlar yetişiyor mu bugün ya? Yetişiyor. Gündüzler oynuyorlar, geceler birbirine pasta koyuyorlar. Arkadaşlar bunların şu anda kabul etmedikleri, yan tarafta inekler gelmiş bahçede. Bunu kabullenmeler. Şunu çeker çeker. Aman ya çeker. Oradan köpek geçtiğini gördün mü? Abrek! Arkadaşlar şimdi mesela abrek. Abrek, her zaman söylüyorum, arkasında bir bozukluk var. Halata bağladık. Kendimiz gezdiriyoruz, halatta geziyor. Biz vazgeçmeyiz. Ben buna tutup da burada çöker de diyemem, çünkü 11 aylık enek yani. 11 aylık enekten ne bekler? Arka toparlamış. Toparlıyor. Sena. Hay gölüme.
Şuradan mı girek içeri? He. Girmek zor olur ama gelmeden gel. Oğlum hariba. Olmuyor mu? Şey yapma. Şöyle gel. Gel. Arkadaşlar. Kızım. Ve Lady ile Zaza'yı çiftleştirmek için Ömer arkadaş böyle bıraktı. Bunları eşittik. Mükafat. Bizi ısırıyor ya, mükafatlandırdık arkadaşlar. Tam bir haylaz bu ya. Arkadaşlar. Geçen bir videoda paylaştım. Az bir şey bizi ısırdı. Ama yani neticede o da hayvan. Onun bilincinde olsa zaten öyle bir şey yapmaz. Onu da anlayacağız. Kızım. Çakız. Çakız. Kızım benim. Yaklaşma. Dinle. Kızım. Cadı. Arkadaşlar. Cadı zilli bu arada biraz da çekineyim Allah var. Dinle. Gel. Bunlarda ayakta durma yeteneği var. Beğeni. İnsandan birazcık erken doğmuş derler ya. Maymundan mı biraz önce derler. Bu da öyle. Biz... Cadı. Dur. Kirletme. Geç sen. Hiçbir şey yapayım. Tuna. Tuna. Arkadaşlar. Burada da bir şey diyeceğim. Bu valkadalar hakkında bazı arkadaşlar iyi olur kötü olur diyorlar. Yani hiç acele etmeyelim arkadaşlar. Ben iyi olur da diyemiyorum. Kötü olur da demiyorum. Kurtçul olur, kurtçul olmaz. Onun hakkında gelişmeleri hep beraber göreceğiz inşallah. Çünkü boş boş yorum yapmaktansa kendi gözümüzle görek. Çünkü ben başkasının dediği değil, kendi gözümle gördüğüme daha çok inanırım. Bunları hep beraber göreceğiz gelişmeleri. Ne yapıp yapmadıklarını. Değil mi Puma? Puma! Oğlum benim. He? Şimdi ona bir selamlaşak. Bitirelim. Ay. Samoş. Nasılsın? He? Nasılsın oğlum? Samoş. Oğlum benim. Sen benim.
Sen bitirek o zaman. Arkadaşlar, bugün videomda konuya değindim. İnşallah gereken kişiler duyar da dönerler, hiç sıkıntı yok. Özellikle beklerim. Yarın ikinci konum, o da sürpriz olarak kalsın. Yarın başka bir konuyla ilgilisiyle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bugün paylaşmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.